Tercihiniz hangi? Tercihim az konuşmak gerekirse bu seçimde farklı olacak ya. Zafer Partisi'ni düşünüyorum. Zafer Partisi. Azmi Bey, evet. Ama Murat Kurum değil. Kesinlikle değil canım. Yani ben belki hayatım boyunca övünebileceğim tek bir şeyim var. Bu zamana kadar AK Parti'ye oy vermemekti. İnşallah bu sandan sonra da değişmeyecek diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Eğer bize oy vermezseniz hizmet evet, alamazsınız. Haberim var, haberim. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani bunu bu sene sözlü olarak söyledi. Bu yıllardır olan bir şeydi. Yani bu çok alenen belliydi. Yıllardır böyle yapıyordu. İlk defa açık açık söyledi. Açık açık söyledi. Yani çok da bir şaşırtan bir şey olmadı. Yani inanan, ona inanan bir tayfa var. Bunu tabire caizse şunu söyleyebilirim. Bir inanç olarak görüyorlar Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi. Onu kaybedersek işte dinimizi kaybederiz. Onu kaybedersek şunu kaybederiz kafasında olan tayfa. Onun için değişen bir şey olmadı ama bizler de ilk defa sözlü olarak duyduk bunu sadece. Değişen çok fazla bir şey olmadı yani. Emeklimiz şunu söylüyor. Ben diyor oy vermeyeceğim. Neden oy vermeyeceksin abi diyorum. Ya memleketin haline bak diyor. Aslında memleket meselesi değil onun iş. Emekli diyor ki benim maaşım böyle. Senin maaşına mesela 5000 lira fazladan verdiği zaman direkt oyunu verdin. Verdin. Sen kendi gencini düşündün mü? Kendi çocuğunu düşündün mü? Yok, hayır. Ya çok çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani yakın tarihte Ahmet Davutoğlu muydu? Başbakan döneminde Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki asgari ücreti 1500 lira mı 2000 lira mı yapacağız demişti. AK Parti'nin cümlesi şuydu, dedi ki biz burada market yönetmiyoruz, devlet yönetiyoruz. Yani yapılacak olsaydı biz yapardık demişti. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Sonra ikinci seçime gittik. Ülkede bombalar patladı, arka arka olaylar oldu. Her sene, her seçim öncesi olduğu gibi. Sonrasında seçim manifestosunda asgari ücretin 1500 lira kendi yapacağını söylemişti. Hatırlarsınız. Halk bir an inandı. Halk ilk önce CHP'ye o kadar sinirlendi ki sen nasıl yapıyorsun, ülkeye batıracaksın diyen halk bir anda inandı. Ve AK Parti yine seçimlerde birinci geldi. Şimdi baktığımız zaman araştırmalara göre %52'lik kısım mutluymuş. Oyda da %52'lik kısım kazandı. Evet. O zaman AK Parti'ye oy veren %52'lik kısım mutlu. Evet, ona hep mutlu. Yani ben bazen diyorum, yani arkadaşlarımla söylüyorum, bazen buramı kadar geliyorum diyorum, acaba bize mi? Acaba mutluluk acaba orada mı? Bizim göremediğimiz bir şey mi? Yani bizim göremediğimiz bir şey mi var acaba diyoruz ama evet, maalesef yani halkımı çok aşağılamak istemiyorum. Sonuçta bu yani size örnek verebilirim. En iyisinin de örnek verebilirim. En kötüsünü örnek verebiliyorum ülkem için. Ama maalesef çok göz önünde olan şu an tabiri caizse bir cahillik söz konusu. Eğitim sistemi vesaire çöktü zaten. Allah ve din kitabında ağzımı kelamı düşmeyen şu an oyu götürüyor ya. Yani. Ben onu görüyorum yani yıllardır. Türkiye'nin kaderi bu. Dinle siyaset birbirine bağlanmış. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi vatandaşlarımız yorumlarda şunlardan bahsediyor. Diyor ki bize, ya bu özellikle diyor Avrupa'dan gelen vatandaşlar neden AK Parti AK Parti diye diretiyorlar diyor. Bunu merak ediyorlar. Sizce bir açıklaması var mı? Yani neden olabilir? Çok çok klişe bu da ama yani yanlış anlamadım. Ben bugün gurbetçi olsam, yani bir Almanya'da, Fransa'da, işte Avrupa ülkelerinde yaşasam, para birimim euro olsa, euro kazansam ve tatili, parayı buraya harcamaya gelsem, ben ölümüne AK Parti'ye oy veririm. Niye vermeyeyim ki yani? Düşünsene orada işte kendilerince, o da yalan da, orada biz geçinemiyoruz, ağlayan bir tayfa var. Burada işte 4. 5. dairesini almış, senin hayatın boyunca gitmediğin o Bodrum'da, Çeşme'de en güzel otelde kalıyor, ediyor, yaz tatilini mükemmel geçiriyor, arabasıyla gelmiyor, burada işte ultra lüks bir araç kiralayıp gezebiliyor. Yani sen hayalini bile kuramıyorsun bunu. Ben çok vatandaş tanıyorum, öyle röportaj yaptım Avrupa'dan gelen. Evet. Adam orada fabrika işçisi ama burada senede bir daire alıyor. Evet, vallahi öyle. Yani 8 ayda bir daire alıyor. Ya yakın akrabalarımız da var yani, çok görüyoruz hani, işte sadece sizin yaptığınız röportajlardan değil, yakın çevremizde de var bu. Şimdi onlara sorsan işte başkası gelirse vatan millet gidecek kafasındalar hesapta ama tamamen biraz duygusal bakıyorlar olaylara yani. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok sağ olun. Gelsin. Sağ ol. Sence? Sana soruyorum abi. Ben de sana sorayım. Benim fikrimi ben söyleyemem. Niye? Olmaz, ben tarafsızım. Sen orada dur. Geliyor kurum. Kurum geliyor. Neden? Neden? Nasıl? Neden kurum mesela abi? Onu soruyorum. Kaç tane neden söyleyeyim? Söyle abi. Kaç tanesini söyleyeyim? Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde imar affı nedeninden başlayabilirsin. Yaptıklarını hiç söylemeyecek misin? Abi siz de hatalarını söylüyorsunuz karşı tarafın. Bir tane iyisini söyle. Kent lokantaları. Güldürme beni niye ya. Niye gülüyorsun abi? Hadi git git yat. Abi o da hizmet. Yat. Sen niye imar affını söylediğine kaçıyorsun? Neyim ben imar affını söyledim? İmar affını söyledim. İmar affı niye? Nerede yaptı imar affını? Nerede yaptı? 2018-2023. Tamam, nerede yaptı söyle. Abi Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığını kimdi? Söyle. Nerede yaptığını söyle. Niçin yapıldığını söyle. Tamam. Neler yapılmadığını söyle. Tamam. İmar affı verildi de ne oldu?
kötülük neresinde? Yıkımlar. Hangi yıkımlar? Mesela 11 tane ilimiz. 11 ilin neyle yıkıldı? İmar affından dolayı mı yıkıldı? Neden yıkıldı? Ne zaman verildi imar affı? Söylüyorum. 2018'e kadar, 2018'e kadar o ülkedeki yapılan o illerdeki şeylere niye karşı çıktılar? Bugün orada evladını yitiren bir tane kişi hala diyor ki bunda rant var. Hala daha yapılacak olanların önüne geçiyor. Ben, ha, şimdi gelelim sana. Tamam. Kent lokantası söyle bana. Tamam. 68 yıldır, kilometre bir yol yapıldı. 68 kilometre evet, nerede yaptı? Ne yolu yaptı? Metro kendi söylüyor. Murat Kurum diyor ki hatta Ekrem İmamoğlu %87'lik vaadini gerçekleştirdi. Murat Kurum bunu kabul ederken pandeminin olduğu dönem 3 kilometrelik yolu yapmayan adam hastane yapılmış oraya. 3 kilometrelik yolu yapmayan adam 68 kilometre yol yapmış. Tamam. Nerede yapmış bu yolu? Ben sana yaptığı yolu söyleyeyim. Söyle abi. Ha, metrobüse yaptığı yolu gidip gördün mü? Nerede o direkt? Sadece CHP mi hatalı? AK Parti'nin gerçekleştirmediği kardeşim vardır. Tamam var ben ama, istiyorum. Ama bak kimse hatasız değildir. Evet. Sen de ben de herkes insansan evet. Hata senden beraberdir. Evet. Ama iyisini yapmaya çalışacağız. Evet. Tamam? Tamam. Sen seçildiği günden beri, sürekli şunu yaptım, bunu yaptım deyip yapmadığın şeyleri bana pankartlarla oraya astığın zaman tamam. Beni kandıramazsın. Tamam. Ben bu ülkede, ben bu şehirde çöplerin üstünden atlayarak evet. işime gittiğimi de biliyorum. Tamam. Evden söylemesi ayıp burada yayınlarsın yayınlamazsın bilmiyorum. Cenabet çıkardığım hal tamam mı? Su yoktu bu şehirde. İşe gittiğimi de biliyorum. Peki abi Murat, tamam. Bir tane vaadinden bahsedeceğim. Her vaadini yerine getirir. Şu an ne konuşuyorsa hepsini yapacaktır. Trafik sorunu var diyor. 5 evet. yıla kadar azaltıp 10 yıla kadar bitireceğim diyor. Yazıyor. Kim diyor? Mümkün mü? Mümkün. Azaltması mümkün. Azaltması mümkün. 10 yıla kadar bitireceğim dediğine 5 yaşındaki çocuk inanır mı? Şimdi bak. Önceki söylediğine bak. 5 yıla kadar azaltır. Azaltır ama azalttığı zaman şu olması lazım. Bugün İstanbul'da günde kaç tane araba çıkıyor biliyor musun? Evet. Trafiğe. 650 bin tane araba çıkıyor. Senin İstanbul'u yeni baştan yapman lazım. Evet, mantık işi mi bunu söylemek abi? Bunu yeni baştan yapman lazım. Söyleyecek tabii. Azaltmaya da çalışacak. Belki de yapacak. Ama yapamayacağı bir şey. Bak yapacak bir şey. Niye yapamayacağı bir şey? Zamanında mesela yapıldı. Avrasya yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. Bir nebze rahatladı değil mi? Ama sen onun üstüne günde buradan 650 tane araç geçecek diye kalkar Levazım Tüneli'ni kapatırsan ben bunu konuşurum. Açılmış Levazım Tüneli'ni sen tekrar toprakla doldurursan ben bunu konuşurum. Sen bana her gün oraya yapmadığın şeyleri yapıyor gibi E5'te Avcılar'dan tut atıyorum Haliç Köprüsü'ne kadar pankartlarla şunu yaptım bunu yaptım. Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası'nı açtım. Cart yaptım, curt yaptım dersen kimse yemez bunu artık. Ben sana dediğim yere bak sen. E5'te sen 5 yıl boyunca sürekli yapmadığın şeyleri yap. Hani abi geldiğinde İstanbul nimetti. Kendi kendine yetiyordu. Yetti mi? Yetti mi? Yetirmeye çalışıyor işte. Yetirmeye çalışıyor. Neyle yetirecek? Demek yandaşları ne kadar şeyler varsa kesti hepsini. Neyi kesti dayı? Hortumları kesti. Kimin hortumunu kesti dayı? Ha? Kimin hortumunu kesti? Sağa sola yaptı yardımları kesti. Sen bugün halk otobüslerinin içeride kaç ay geriden alacaklık olduğunu biliyor musun? Yardım yaptı mı? Halk otobüslerinin. Yaptı mı? Halk otobüs. Bak bana bak. Çalışıyor. Bana bak bana. Akbil 10 kuruşun eksik olduğu zaman kabul etmez seni. Etmez. Tamam Akbil peşin. Hiçbir zaman etmiyor. Akbil peşin paradır. Hiçbir zaman etmiyor. Bir dakika dinle. Akbil peşin paradır. Senin günlük yolcu sayın kaç tane biliyor musun? Ya o önemli değil. Dayı önemli. 22 yılda ne yapmış bu adam? Bir dakika beni dinle. Bana onu söyleyeceğim. Bana sen bez etmeyeceğim. Sen öyle esip gürleme. Esip gürleme. Halk Parti. Onu geçer. Halk otobüslerinin kaç ay geriden alacaklı olduğunu biliyor musun? Adam bir şey oturttu. Halk otobüslerinin kaç ay geriden alacaklı olduğunu biliyor musun? He? Konuşuyorsun. 6 ay geriden geliyor adamlar. Niye vermiyor adamların parasını? Peki abi teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sen de sağ ol.